Evet. Şimdi genel yapıyı hazırladık. Artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz uygulamanın. Şimdi handlers'ı geliştirmeye başlayabiliriz. Şöyle bir bakıyorum, genel bir kontrol yapıyorum. Handlers. Bunun için handlers.go adında tek bir dosya yapmam yeterli. Burada handlers adında olacak package'ımız. İçerisinde neleri import edeceğiz? Onları hızlı bir şekilde ekleyelim. Öncelikle evet, temel bazı işlemlerim var. Mesela encoding ekleyebilirim buraya. Başka ne olur? FMT temel olarak gerekli. NetHttp de temel olarak gerekli ve bizim geliştirdiğimiz data loaders ve diğeri neydi? Models. Bunları da ekliyorum buraya. Sonrasında func handler bunu geliştireceğim. Yalnız oraya geçmeden önce bir de func run function oluşturuyorum. Run adında bir function. Bunu da şöyle yapıyorum. Bunu ne için kullanıyorum? Ben CMD içerisindeki main go içerisinde sadece run function'ını çağıracağım ve bu şekilde çok basit bir main go ile uygulamayı çalıştırabiliyor olacağız. Şöyle aşağıda oluşturduğum handler veriyorum. Buraya da diyorum ki sen sadece bir slash alacaksın. Ana sayfaya geldiğinde ana sayfa üzerinden çalışacak bir handler olacak. Ve HTTP listen and serve diyorum. Bunu da 8080 portundan çalıştırabiliriz. Buraya herhangi bir şey vermeyeceğim. Nil olarak çalışacak. Şimdi handler'a geliyorum artık. Handler içerisinde bakın handler'ın genel yapısını kurmadığım için şurada hata veriyor. Bunu handler olarak görmüyor. Diyor ki bana response writer ve request alan bir function verebilirsin handler olarak. Biz de onu yapacağız zaten şu an. Response writer are HTTP nokta request diyorum. Bu kadar temelde. Yani yapısı bu kadar. Bakın buradaki hata gitti. Şimdi burada nesnemizi oluşturmaya başlayabiliriz. Önce ilk benim en kapsayıcı nesnem page nesnesi. Onu oluşturuyorum burada. Page ile oluşturuyorum. Burada ID olarak 7 vereyim. Name bu neye sahip, hangi sayfanın olduğunu söyleyeceğim. Bu da kullanıcılar sayfasına ait bir sayfa nesnesi, page nesnesi. Description açıklamamız nedir? Burada da kullanıcı listesi diyorum. URI olarak da slash users yani buradan gelen bu sayfanın içeriğini gönderdiğimi söylüyorum burada. Sonrasında artık data loader'ları kullanabilirim. Data loaders şurada page nesnesi diyelim, ayıralım bunları. Users load users diyorum. Bunu bu şekilde çağırabilirim çünkü şu şekilde noktayla kullanıyorum bunları. Bakın page nesnesi ve loaders'ları herhangi bir ön ek olmadan şu şekilde yapmadan mesela kullanabiliyorum. Diğeri interest. Burada da load interest function'ını çağırıyorum. Diğeri interest mapping. Burada da load interest mappings function'ını çağırıyorum. Sonrasında şöyle işlem diye ayırayım gene. Var new users şöyle büyük harf users bir user listesi oluşturuyorum. User dizisi oluşturuyorum. Bakın şunu da sileyim. Yanlış yazmışım orada. İki tane i yazmışım. Burada
User dizisi oluşturuyorum bir tane. Şu şekilde. Sonra bir for döngüsü oluşturuyorum. Çünkü bunun içerisinde dönüp iterasyonlar içerisinden ben her kullanıcının ilgi alanlarını hesaplayıp bu interest mappingsler içerisinden ve ilgi alanları interest JSON içerisinden verileri alıp bunları iterasyonlar içerisinde sorgulayıp birleştirerek tek bir user dizisi haline getirmek istiyorum burada. Bu da nasıl olacak? For user range users, yukarıdaki users şurada içerisine veri doldurduğum nesne içerisinde dön. Ondan sonra burası temel olarak hazır. Bir döngü daha yapmam lazım burada. Interest mapping, bu S değil, bu farklı. Interest mapping. Çünkü bu tek bir interest mapping nesnesinin verisini tutacak. Nasıl? O da interest mappings içerisinde dönerek. Sonra bir if oluşturuyorum. User ID eşittir interest mapping nokta user ops interest mapping nokta user ID. Eğer bunların ikisi birbirine eşitse bu doğru bir eşleşmedir. Ben bu kullanıcının ilgi alanını buldum demek. Ondan sonra bir döngü daha yapıyorum artık. Ben bunu bulduğuma göre interest range interests, bu da tamam. Bir if daha oluşturuyorum. Interest mapping nokta, bu sefer de interest id ile ilgili bir eşleştirme yapacağım. Interest nokta id, sonra user'ın interestlerini, artık ben bunu bulduğuma göre kesin olarak eminim, user'ın, user nesnesinin interest içerisine, bu ilgi alanlarının dizisinin içerisine append ile bir ekleme yapıyorum. Nasıl? Bu şekilde ekliyorum append'la. Neyi ekleyeceğim? Yukarıda tanımladığım bir üst satırdaki interest nesnesini ben buna ekliyorum. Şu şekilde bu diziye ekledikten sonra şunu, bu append built-in function'ı geriye dönecek, bu eklenmiş versiyonu, ve buna ekleyecek. Temel yapı hazır. Şurada new users eşittir append new users diyerek bu sefer yukarıda şurada oluşturduğum döngüler içerisinde oluşturduğum bu kullanıcı bilgisini bu sefer şuradaki yukarıda oluşturduğum kullanıcılar dizisi nesnesine atıyorum. Neyi atacağım? Şuradaki user'ı. Sonra isterseniz bunu test olarak şöyle yapabilirsiniz. Ben çalıştırmayacağım bunu. User.firstName mesela. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama geliyorum bu sefer bütün işlemler tamamlandı. Kullanıcı bilgisi hazır, page bilgisi hazır vesaire. Bu sefer viewModel'ı hazırlayacağım. ViewModel nesnesi. Burada da userViewModel nesnesini oluşturup diyorum ki page, bunun içerisinde hatırlarsanız iki tane nesne vardı. Page bunu alacak. Users da new users listesini alacak. Bu kadar artık. Genel yapı oluşturdum. Veri hazır. Veri elde ettim. Şimdi bunu sayfaya basmak, yani daha doğrusu client'e gönderecek kısma geliyoruz. Ondan önce tabii benim bunu JSON'a dönüştürmem gerekiyor. JSON Marshall diyerek ViewModel'ı veriyorum ben. Ondan sonra da bunu client'e gönder. Responsor yaz. Nasıl? Byte'a dönüştürerek yaz. Neyi? Datayı. Evet. Şimdi main hariç hepsi hazır. Onu da bir sonraki videoda
yapıp çalıştıralım.